ekmeğine aldıklarımı gerçekten söz konusu etmek istemiyorum. Yedi işte helal olsun ama Allah haram zıkkı olsun. Muzla neyse, ne alakası var? Gelirken tamam, muz yani alman senin sorumlu koca olduğunu mu gösteriyor? Yani şey bağımlı, söylemek... bağımlı olsaydım çok fazla çalışamazdım. Ben bu evlilik içerisinde çalıştım. Araba ve bir motor aldım demek istiyorum. Merhaba Sıra Hanım. Hoş geldiniz. Ben geniş vagon araba aldım. Hani bu mesela bazı insanlar hani eşi der ki bir kilo mesela şunu al bunu al gelirken. Ben direkt kasayla alıyorum koyuyorum. Evde ben... Bravo dedim. Evde gelirken yani ben evde ne besliyorum? Tamam. Engin konumuz şu anda baban mesela, suyu içiyor da. Evet. Baban yanına gel. Ne var oğlum? Ben iyiyim. Gel. De ah şundan bir kurtulaydım. Ya, bir boşanıp oğlum, da kurtulsanız. Kurtuldur oğlum. Ah buyur baba. Tamam. Yani cuma günü şu insanlara beni yalnız bıraktılar, beni ortada bıraktılar. Ayen bile beni istemiyor dedim. Bugün gördüğün yüzünde güller açıyor. Ya, bırakıldın mı, bırakılmadın mı? Biz bıraktık Esra Hanım. Biraz öyle gerekti yani. Esra Hanım ne kadar bıraksak... Her zaman yine dürüst. Yani bir görmeyelim bir süre bizden Esra uzak olsun. Gönlümüz orada yani. Yani anladım. Evet. Biraz şöyle demek ki Engin tahammülü bitirmiş sizdeki. Hoş geldiniz Servet amca. Hoş bulduk. Oğlunuz karşınızda. Evet. Sağ olun, Allah razı olsun. Hatasıyla, sevabıyla. Aynen, evet, neyse. Evet. Siz, siz sorun, ben söyleyeyim Esra Hanım. Şu anda siz ne anlatmaya geldiniz? Ya ben de ne, hanım ne anlatırsa ben de aynısını anlatacağım zaten Esra Hanım. Engin ortada... hangi konularda kızgınsınız? Tamam. Sitemlisiniz? Kabul. Engin, ben yani... Dürüstlüğünden kaybediyor Esra Hanım biraz da. Yani biraz ondan, dürüstlüğünden de kaybediyor. Şimdi mesela bir şey söylemek istiyorum Esra Hanım. Hemen bakar mısınız? Bakıyorum. Şimdi şöyle bir çocuğum aslında. Mesela örnek veriyorum, bir tane yoldaşla, bir tane sırdaşla bir yola gidiyoruz. Şurada mesela... ...kendimi ihbar edip ben burada bir adam öldürecek, yani öldürdüm diyecek kapasiteye sahibim. O kadar netsin. Gerçekten ya. Keşke işte... Doğru mu? Ama bu dürüstlük değil ki birini öldürdükten Hayır, sonra. Hayır, işte öyle değil, anlatamadım ama. Esra, hani yani birine... Engin, mühim olan çocuk hiç kimseye zarar vermemek. Zarar vermemekten kastım peki, değil aslında. Peki bu kadar dürüst bir adam. Tamam. Tamam bak, tamam, dürüstüne tamam, inanıyorsan. Tamam. Hayat arkadaşına haksızlık yaptığını ve onu üzdüğünü kabul ediyor musun? Ediyor. Tabii ki de haksızlıklar yok. Evet. Haksızlık yaptın mı ona? Yapmadım. Onu üzdün mü? Üzdüm. İncittin mi? İncittim. Yani kadınlık gururunu... Kadınlık gururunu ayaklar altına almadım. Almadın. Allah'ım peki anneliği konusunda onu zor durumda bıraktın mı? Onu anlayamadım. Anneliği konusunda onu zor durumda ve yalnız bıraktın mı? Bırakmadım çünkü... İyi bir koca oldun mu sen? Ben size... Dürüst ol. Tamam, çok dürüst oluyorum. Her hafta piknikler, şunlar bunlar yapılırken ben kötü bir koca mıyım? Şunu bunu alırken ederken kötü bir koca mı oluyorum? İyi bir koca pikniğe, yemeğe getirmesi değil. Tamam. İnsani açıdan... Eşinin yanında olması, onu anlaması, o yuvayı yokluk olsa bile daha yaşanabilir hale getirmektir. İyi bir insan mıydın? Bu sebeple soruyorum. İyi bir koca mıydın? Tamam, çok iyi bir kocaydım. Tek bir cümleyle hemen kısaca sizi cuma günü çıldırttım. Çıldırtmak istemiyorum. Bunu da dürüst olarak kabul ediyorum. Sadece soruyorum, iyi bir koca mıydın? İyi bir kocaydım. Allah'ıma şükürler olsun. Sonsuza kadar, son nefesim verilene kadar da bu sözümün arkasındayım. Neden derseniz, ben Bağcılar Kiraz'da ev tuttum. Yani. Telefonun flash ışıklarıyla beraber temizlik yaptım. Ben tamam alkol şu bu diyorsunuz. Kabul kötü ediyorum. Alışkanlıklarım kabul, vardı. Kabul ediyorum. Kabul ediyorum. Sonsuza kadar kabul ediyorum. Sen de biliyorsun. O annem de biliyor. Babam da biliyor. Ama ben benden mesela zeytin istedi. Cebimde mesela 13 milyon para var. 10 milyonluk zeytin aldım. Bardakla beraber zeytin aldım. Sırf onun canı istiyor diye, ediyor diye yedirme. Şöyle sorayım. Senin gibi biriyle aynı evde yaşar mısın? Kendini düşün. Yaşarım. Vallahi de billahi de sonuna kadar yaşarım. Hayat nasıl geçer? Mükemmel geçer. Sabah 9'da çıkıyorum, gece 2'de eve giriyorum. Ben o kadın olsam Allah'ıma şükürler olsun derim. Kocam yok. Her istediğimi de yaparım. Kocam yok. Hayır öyle değil, öyle yani değil. Yani Engin evde yok. Ben şunu düşünüyorum bak. Engin'i kendini düşün. Engin gibi biriyle yaşar mısın? Yaşarım. Yaşarım. Emin misin? Yaşarım, sonsuza kadar yaşarım. Sonsuza kadar Engin'le. Evet, evet, evet. Yaşar mı? Annem bak diyor ki kaçtık biz ondan diyor. Ya biz biraz onu kafasını dinlesin. Ya, kendi haline bıraktık Esra Hanım. Kendi haline. İşte o ne biliyorsun, biz biraz uzaklaşalım. Tamam. Evet. Peki Şerife Hanım da... telefon attığında. Konuşsun.
Alo. Hoş geldiniz. Ekrem abla az önce dedim ya, Alp Hoca Gazi'yi görseydin, görmek istedim diye. Benim kızım 20 günlüktü. Ben 20 günlük bebekle gittim. Onu hastaneye yatırdım. Alp Hoca Gazi'yi görseydin. Evet, doğru. Beyefendi istemedi. Bir gün sonra çıktı. 20 günlük bebeğimi ben kaynanama bıraktım. Bu sefer de almaya gittim kendisini. Evet, kabul. 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 Şimdi biraz önce şöyle bir cümle kurdu Engin. Dedi ki, ben hep böyleydim dedi. Evet Esra. Evet, ben onu her zaman düzeltmeye çalıştım. İyi bir insan olmasını istedim ama kendisi olmadı. Her zaman ben kanımın son damlasına kadar içeceğim dedi bana. Ben dedi alkol falan bırakamam. Kadınlık görevini neden yapmadın ya? Ya sen adam oldun mu sen? İnsan oldun mu? Tamam, insan değilim, adam değilim. Sen de diyor kocalık kabul görevlerini yerine getirdin mi diyor. Tamam, o zaman ikinci çocuğu yapmasaydı keşke. Hatayı alıyorum falan diyor ya, saçmalıyor, yalan söylüyor. Her akşam işten eve gelirken... Ya, her akşam benim kızım babam geldi... Bir tane çikolatayla gelmedi. Doğru mu değil mi? 16 Kasım'da, 16 Kasım'da ben evden çıkmadan sen önce... Sen mesela hani biz arkada da kalırken camdan gelmiyor muydu siparişler? Ben... Camdan gelmiyor muydu? Yiyip evet. Yedikten sonra camdan atmıyor muydu? Şimdi bir saniye bak, bu siparişler geliyor dediğinde artık günümüzde kurye de getiriyor. Hayır. İnternetten de sipariş ediyorsun. Mevzu bunlar değil. Ya mevzu o... diyor ya daha farklı. Ya buraya şimdi gelip de bana... Ahkam kesin. Siz üniversite mezunu musunuz? Üniversite mezunu ya. Üniversite mezunu olduğunuzu, hani akıllı ve zeki bir kadın olduğunuzu iddia etti. Yani üniversite mezunu olmak ya da olmamak mı şu anki sorunumuz? Hayır, hayır. Şunu söyledi. Ben dedi hani daha eğitimsizim. O dedi üniversite mezunu. Onun öngörüsü ve bilgisi dedim, daha yüksek bana göre dedi. Tamam, ben her zaman ona dedim ki ve etrafındaki insanlar da söyledi. Her zaman iyi bir insan ol, evine sahiptir, ailene sahiptir. Ama kendisi sabahlara o yemekten yemeyin, şu yemekten yiyin. Sen buna gelip de demedin mi? Neden söylemiyorsun? Neden korkuyorsun? Yedim onun oğlum. Babası gelip de bizi öldüremez, bir şey yapamaz. Yedim şundan anne, bundan korkmaya anne, gerek yok. Anne söyledi zaten. Oğlum. Söyleyin o zaman. Tamam oğlum. Söyleyin. Tamam. Kimden korkuyorsun? Ben suçluysam suçluyum. 2,5 sene kendi, tamam. Kendi kendime ben zaten elime vermiyor muyum? Kendi kendime ele vermiyor muyum? Şerife bir dakika. Anlatmıyor muyum? Ya. Seni zehirlediğini söyle. Neden söylemiyorsun? Ya söyledin ya oğlum. Ya aynı bir şey. Kimi zehirledi? Olmuyor. Bir saniye kimi zehirledi? Şerife bunları zehirledi. Ben gene bir şey ya demedim ya. Ya bir dakika soracağım. Buyurun. Sorun. Ya Esra Hanım ben yine de ben bir şey demiyorum ya. Yani. Siz gelininiz Şerife Hanım tarafından zehirlendiniz mi? Ya son zaman ya, biz son zaman. Şimdi diyeceksiniz ben ki. Ben anladım yani. Bak, ayrıştık. 2-3 kere benim yemeğime öyle bir şey oldu Esra öyle Hanım. Öyle ne koydu? Sonra, ya işte... Sütüme kattı, ne bileyim ben çorbama kattı. Ne kattı abicim? Bu normal bir şey ama mi? Ama ne kattığını bilmiyorum ama şimdi ben harıma biz söyledim. Biz kavga çıkmasın, oğlumla gelin kavga dövüş etmesin git, diye. Git dedim mutfağa bak, tenceredeki şeyin tadı başka, yediğimiz şeyi başka. Ondan sonra peki, bana inandı siz onu yani. Yedikten sonra ne oldu? Ben hiç şey bayılıyor, hiçbir şey hatırlamıyor. Bana uykuyla geçiriyor. Bayıldınız mı? Yok bayılmadım ama hiçbir şey demedim yani. Ya Esra Hanım ben... Ben size de soruyorum, gelininizin sizi zehirlediğini iddia ediyorsunuz. Doğru mu değil mi? Ya yanlış mıyım? Aynı evi içinde yaşadık. 2,5 sene ayrı evi içinde yaşadık. O ayrı bir şey, yemeğinize bir şey kattığını iddia ediyorsunuz. Ya ben son zamanlarda biraz şey görmedim. Ne ama yaptı? Yemeklerde yani. Görmedim Esra Hanım. Çok değişik böyle içtiği zaman ayran bile zaten ilk önce böyle tatlı geliyordu, sonra acı oluyordu yani. Yutamıyorum Esra Hanım. Çorba da Şerife Hanım. Yalan söylüyorsunuz. Hastane raporlarını getirsinler o zaman. Zehirledi diyorsunuz Esra ya ben Esra Hanım bunları yapmadım. Evimde kavga huzur kaybolmasın diye yapmadım. Ben iki odayı oğlumla gelinimi açtım. Ben tek odada minderin üstünde yattım. Ben hepsini yaptım. 3-4 defa iyi başladım yani Esra Hanım. Oğlun yüzünden yattın. Oğlun çalışsaydı, çoluğuna çocuğuna baksaydı, kirasını ödeseydi. Ya Esra Hanım bunlar ikisi de çalışmıyordu. Gelinim kendi de sabah işe gidiyordu. Öğlene kadar çalışıyordu. Öğlenden sonra işe gitmiyordu. Ben kızımın acısını yaşayamadım. 3 ay oldu kızım öldü. 3 ay sonra geldim gelinim hamile. Bir tanesi olmuş. Daha 1,5 yaşında ikinci hamile. Ben kızımın acısını yaşayamadım Esra Hanım. Kötü kocayım hamilelik. Tek başına mı yaptın? Aynı yerde olmadı Esra Hanım. Bak açık konuşuyorum. Evi üstüne ev kurulmuyor. 2,5 sene idare ettin. Servet amca o 2,5 yılda siz evde miydiniz? 2,5 sene. Evdeydim Esra Hanım. Ben sizden de duymak istiyorum. Evet. Ben 4 kere ya ben Esra Hanım.
Esra Hanım, ben iki saman çiti parama gitti yani daha doğrusu. Biz bunları yapmadığımızı bırakmadık. Arabalı üstümüze kalır, motoralı üstümüze kalır. Biz artık yorulduk Esra Hanım. Ben 4 tane, 5 tane, 6 tane arabalı verdim. Gece geldi para koydum, verdim. Gündüz geldi para verdim. Ben kızıma sahip çıkmadım. Yemedim, yedirdim, içmedim, içirdim. Benim kızım şu anda toprağın altında çürüyor ya. Ben kızıma sahip çıkamadım. Bak. Çok zor evladınızı Esra Hanım, çok zor. Ay. Bak karşımda. Yavrum, sana sahip çıkamadım ben, yavrum. Ben kendi evimde kiracı oldum Esra Hanım. Evet. Yavrum, Şerif Hanım. Arka tarafta kibrit kadar yerde oturdum. Ben o iki tane ev açtım. 4 tane. Rahat testinde. Rahat testinde de yine aile açtım. Kirasını ödedim. Suyun elektriğini ödüyordum. Yine ben pazara çıkıyordum. Yarım kiloyu kendim alıyordum. 2 kilo, 2 kilo un alırdım. Ben bak, ben gelinimi yine seviyordum. En son bana dedi ki ben bir ara ben kafam bozuktu. Sabahın baktım bir şakırtı geldi mutfakta. Çaydanlığı vurunca tamam mı? Kızım dedim yavaş ol çaydanlığı falan dedim. Tamam. Şerif ol git buyurun, dedi. Buyurun Şerife Hanım. Ama ben konuşamıyorum. Bak toprağın altında çürüyor ki bu neden. Ama ben gerçekten konuşamıyorum. Ben şimdi buradaki iki yaşlı insan tüm hayatını ve enerjisini son zamanlarda size harcamışlar. Ben bak bacaklarımı dahi yaptıramadım. 20 sene. Ve sizin onları yani Servet Bey'in iddiası bu. Yediğimiz şeylerin tadı bile değişti. Gelinimiz hayır, bizi zehirlediği iddiasında bulunuyorlar. Ya ben gelinimi yine seviyordum bak. Ben onlara bebek gibi bakıyordum. Hiç onlar inkar edemezler. Yalan söyleyemezler. Esra Hanım kendimi ben onlara çok iyi baktım. Ben hiçbir şey demiyorum. Vallahi bir ana beri boşansınlar. Benim çocuğum çalışmıyor. Ben kendi evimi nerede durduğunu da bilmiyorum. Nerede yaşadığını da bilmiyorum. Artık ben İstanbul'u terk ettim. Benim nerede yaşadığımı? Ben bıraktım. İstanbul'da bıraktım. Ya sana demiyor. Sana söylemiyor kızım. Sana söylemiyor. Kızım mı? Kızım mı? Ne diyeyim oğlum? Şerife Hanım. Yani ben çocuğum nafaka kızım ne ya? Ya şu anda senden boşanmamış oğlum. Ne diyeceğim? Torunların annesi ya. Torunların annesi ya. Torunları, sen de babası. Ha, torunlarını göstermeye geliyor. Bir hani baba veya hani oğlum beni hani babası olarak gene de bilsin Esra'nın ya. Esra Hanım bir anda bir sen bunlar anlaşmalı boşandı. Ben hani katilim benim ya. Benim tek derdim bu. Tek. Hemen arayın. Eğer böyle bir şey aramaya tamam, gerek tamam. Yok zaten yayında. Tamam eğer böyle bir ben şey yaptıysam çıkamıyorum. Bunlar bir anda ben konuşmak başa. İstiyorum ya. Yani ben oğluma her türlü iddiayı kabul ederim ama bunu asla kabul etmem. Hemen iki elimi burada bir, bak şöyle kamerada da gösteriyorum. Hemen kelepçeye hazırım. Hemen kelepçeye hazırım. Hemen. Ömür boyu aynı bu Şerife'nin maaşım var. Aynı ben bu bir dakika, başım var. Bir dakika. Bu Şerife'nin babası gibi ömür pardon. Ömür boyu müebbet hapis almaya da hazırım. Hı hı. Ablası gibi benim ceza. Benim babamın ismini orada geçirip durmasın. Ha bir de babası demiş ki Esra Hanım benim babası demiş ki eğer Kur'an-ı Kerim'e bak korkmaya sen ya, neyse boş ver korkmaya devam et. Ya sürekli. Boşver. Hayatımızdaki seçimlerimiz ben o kadar şey demiyorum Esra aslında Hanım. Teyzeciğim mevzu ne biliyor musun? Hayatımızdaki seçimlerimiz o kadar önemli ki. Evet. Tanıştığımız insanın alışkanlıkları, yaşam şekli, evet, hayatını evet seçmesi, davranışları o kadar önemli ki o günkü davrandığı bizi aslında gelecekte olabilecekleri önümüze bir resim gibi çıkartıyor ama biz maalesef Esra Hanım, ki bunların hiçbirini görmüyoruz. 3 kere bıraktım. Görmüyoruz. 3 kere geri götürdüm. 4. bunda gezmeye gidiyoruz diye kaçtılar gittiler. Hiç haberim bile yok. Teyzeciğim kusura bakma bu ikisi sana bakacaklar. Siz bunlara bakmayacaksınız. Ben biri 20 sene suyun içinde çalıştım. Bağlansınlar. 20 sene merdiven sildim. Ben koçunmuyorum. Ben bunların koçunu topluyamaz oldum Esra Hanım. 4 kere ev açtım. Eşyayı koy çıkar. Salih artık Yarımoğlu. Ya şu Muhammed Güner'in, Bağcılar Belediyesi'nde çalışan Muhammed Güner'in bir tane size mektubu var. Gerçekten. Hülya Hanım lütfen senden tek ricam. Lütfen neyin şunu okuyun artık. Boşandı. Ne mektubu? Ne olur? Size bir mektubu var. Böyle bir mektup bana iletilmedi, bilmiyorum. Ama gerçekten bilmiyorum size iletmek istedim ve ilettim zaten. Yok, ve ben de böyle bir mektup verdim. Yok. Ama bir sürü ben kağıt dosya verdim. Vallahi hiç kimse bana böyle ekip arkadaşlarımdan böyle bir mektup ve böyle bir evrak
iletilmedi. Peki Muhammed Güner'i bağlayabilir misiniz? Şu anda bağlayabilmem mümkün değil. Kim olduğunu bilen varsa bağlasınlar lütfen. 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 Esra Hanım senden tek Allah seni Muhammed neyle ilgili mektup? Ne? Neyle ilgili mektup? Benle ilgili, bak annemle ilgili, benim suçlarımla ilgili, karımla ilgili her şeyimi bilen. Bak eğriye eğri, doğruya Cuma doğru. Cuma günü yayına bir beyefendi bağlandı, o değil. O değil, o değil. Eğriye eğri, doğruya doğru. Nerede haksızsam kabul ediyorum, onu da yazdı. Yazmış yani. Ya suçlu olduğumu yazmış. Yok, bana hiç böyle bir evrak ulaştırılmadı yani. Hiç böyle bir bilgi evrakta yok. Yani sizden kim alıp senden aldıysa... Aldım. Esra Hanım, nereye götürdü herhalde, başka bir programa götürüp teslim etmedi yani. Ama o kadar gerçekten verdi. Şaşkın olamaz herhalde. Oğlumu bir tedavi ettirin. Yardımcı olun. Ondan... Ne tedavisi? Ya... Tedavi ettirin Esra Hanım. Benim çocuğum sedef hastalığı işte. Şeker var. Sedef var. Kendini işte ufak bir şeyde kime şeyse kanıyor. Yani ben artık şey yatmıyorum yani ben bittim yani ben artık Engin'e şey şunu da söylemenizi çok istiyorum. Çünkü Engin size karşı tepkiliydi. Vefat eden ablasının eşi evet, tarafından çok tehdit edildiğinizi iddia ediyor. Hı. Engin bak şu anda karşındalar. Tehdit edilmiş olsalardı buraya gelirler miydi? Evet. Senin için gelmişler. Tamam öldü mü öldürüldü mü? Bizden ayrı yaşıyorlardı. Hiç oraya girmeyeceğim ama şunu söyleyebilirim. Siz bir evrak ulaştırmışsınız. Evet. Ablan kendi canına kıymış. Hani kısaca söyleyeceğim çünkü onunla ilgili de karar da var. Şu var. Bilimin bir ev içerisinde, evlilik içerisinde yaşamış olduğu en ağır şeyleri o kadın yaşamış. Bunun içinde gelme annem bak. O kadın o kadar ağır yaşamış ki en sonunda kendi canına kıymış. İnşallah onu yaşatanlar bu dünyada da öbür dünyada da yerlerini bulur cezalarını çekerler. Yavrum seni çok özledim yavrum. Yavrum nur içinde yat yavrum. Yavrum sana sahip çıkamadım yavrum. Yavrum yanın içinde yat yavrum. Yavrum sana sahip çıkamadım yavrum. Yavrum artık bittim yavrum. Yavrum doldum taştım yavrum. Yavrum sana ay, sahip teyze, bırakma çıkamadım kendini. Yavrum. Ya ne olur sen de al. Yavrum çok zorunuz evladım. Ama bir şey söyleyeyim. Esra Hanım evlat acısı çok zor Esra Hanım. Ay Allah'ım. Evlat acısı çok zor Esra Hanım. Yavruma sahip çıkamadım yavruma. Ay çok ağır. Bak Selvari teyze. Yavrum Esra Hanım bana yardım edin. Çok sen evlat acısı. Çok tamam bayılacağım şimdi gel. Sorunlarını görüyor musun? Esra Hanım görüyorum görmek. Artık bıktım Esra Hanım hayattan bıktım. Görmek istemiyorum Esra Hanım fazla. İki tane orada iki tane orada. Artık dayanamıyorum. Bu yıl gündüzü. Ve İstanbul'u terk ettim usta Esra Hanım. Memleketime gittim. Oradan kiralık ev tuttum. Artık dayanamıyorum Esra Hanım. Engin. Ona mı üzülüyorum, ona mı üzülüyorum? Bu saatten sonra senin annenin sağlığı için çok daha fazla mücadele ediyor olman lazım. Tamam. Bu kadını bir de sen yıpratamazsın. Senin için geldiler buraya. Aslında bir şey diyeceğim. Hayır, senin ben için yıpratamam geldiler. Değil de Şerife yıpratmasa beni. Gel alalım zaten bırakmadım peki. Yavrularım. Ben size suyun içlerinden yetiştirdim yavrum. Doğru benim annem merdiven siliyor. Ben elime sıradık ucunmadım Esra Hanım ne olur. Selvari teyze bir şey söyleyeceğim. Ucay. Yapabileceklerim ve yapamayacaklarım var. Ama sana bir şey söyleyeyim mi? Söyle. O gün o odada tek başına bu hayattan göçüp giden kızım var ya. Evet. Şu anda onun yaşadığını milyonlar biliyor. Bu bile hayatın onunla ilgili aslında bir nevi adaletini sağlıyor. Esra Hanım ben zaten bunun için gelecektim. Bu çocuk ben bunu yayına sana girecektim. Evet. Ama oradaki işte evraklar, bilgiler onlar çok önemli. Doktorların raporları. Esra Hanım 17 gün yoğun bakımda yaşadım. Biliyorum biliyorum hepsini tamam. Okudum ben. Ben sahip çıkamadım ben. Sen kendini bu konuda üzme. Sen bu oğluna dön de ki. Lütfen sen bu saatten sonra benim için mücadele... Ya elim... Kendi düzelmek istesin. Herkes elimizden geleni yaparız. Bunu tedavi ettirelim. Tamam. Bak bunun için Özal seninle de konuşayım Esra. Tamam. Şimdi seni uğurlayayım ben. Tamam. Çok ama buradan çıkma. Arkadan mı çıksın?
Çok uzun yürüdü. Gel. Gitti sen böyle ben. Nefes nefese kalıyorsun. Ya da gel Esra böyle. Hanım. Gel Kübra. Yardım et Esra Hanım. Tamam. Gel, ne gel. Olursun. Ha, gel. Hadi. Gel ya Engin, ya tut anneni. Yavrum ben seni bırakmadım yavrum. Engin, anneni al. Engin'cim anneni alır mısın? Bırakmadım yavrum. Hala Şerife diyor ya. Bırakmadık gibi. Yok, doğruları başına konuşma. Başına taş düşse Şerife'den bırak. Hayır, doğruları konuşmaysa. Ben doğru... Hayatım. Ben bırakmadım evlatım. Her söylenen doğru değildir. Tabii. Gel. Hayat bu halim. Anneni sakinleştirsene. Annen ağlıyor, hala Şerife diyorsun. Şerife demiyorum, boşansam bir kere. Tamam, hadi. Ya oğlum tamam. Ay vallahi ya. Görüşürüz Servet abi. Allah senden razı olsun. Allah seni kimsenin başından eksik etmez. Nefes aldıkça umut hep var. Seni çok seviyorum. Ben de seni. Biz gerçeklerden kaçmayız. Biz gerçeği ortaya çıkartırız. Buradakilerin hepsi gerçek hikayeler.